Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ilk soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde oyun sözcüğünün cümlede kazandığı anlam doğru verilmiştir demiş bana. Şurada sözcükleri vermiş, cümlede kullanım şekillerini, burada da sözcük anlamlarını, sözlükteki karşımıza çıkan anlamlarını vermiş. A şıkkına bakalım. Küçük hikayeler ve oyunlar tercih etti ve bunlardan bazılarını da sahneledi. Buradan anlıyoruz ki tiyatro oyununu ifade etmek istiyor. Şuradaki anlamına da bakalım. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, piyes, temsil. Evet, burada tiyatro eseri olduğunu anlıyorum. Cevabım A gibi görünüyor. B'ye, C'ye ve Denizli'ye de bakayım. Bursa'ya baktım. Olimpiyat oyunları 4 yılda bir yapılan geniş kapsamlı bir organizasyondur demiş. Şaşkınlık uyandırıcı hüner demiş buradaki oyunlar ifadesine. Halbuki burada arkadaşlar bir spor aktivitesi olarak olimpiyat oyunları ifade etmiş. Burada uyuşmuyor verdiği anlamla. C şıkkına bakayım. Ege yöresinin zeybek oyunu hakkında uzmanların birçok makalesi bulunuyor demiş. Burada zeybek oyunu derken neyi kastediyor olabilir arkadaşlar? Bir folklore ait müzik eşliğinde yapılan hareketler bütününü kastediyor olabilir ama burada bana ne vermiş? Belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence demiş. Bu benim verdiğim anlamla kelimem uyuşmuyor demektir bu şıkta. D'ye baktım. Antrenör öğrencilerine el ense, tırpan, sarma gibi oyunları uygulamalı olarak gösterdi. Hile, düzen, entrika demiş burada. Bu da uyuşmuyor arkadaşlar benim aradığım cevapla. Ben neyi arıyorum? Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerdeki şaşırtıcı hareketleri ifade eden oyunları arıyorum. Bu da olamaz. Bu yüzden benim cevabım ne olmalıymış? Adana olmalı. Bu soruya bakalım. Anlamak sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır? Cümleleri teker teker okuyalım. 1. Elimdeki kağıtlardan herkes uzun bir konuşma yapacağımı anladı. Herkes bir tahminde bulunmuş. Tahminde bulunma, bir çıkarım yapma anlamında kullanılmış burada anlamak arkadaşlar. Çıkar, Ç diyelim buraya. 2'ye baktık. Bu toplantıdan bir sonuç çıkmayacağını anlamıştım. Yine bir öngörüde bulunmak anlamında kullanılmış burada anlamak kelimesi. Yine bir çıkarım yapmak söz konusu arkadaşlar. Buna da Ç dedim. Cevap 1 ve 2 gibi gözüküyor ama diğer şıkları da kontrol etmekte fayda vardır. 3'e baktım. Hasta doktorun söylediklerini bir türlü anlayamadı derken gerçekten idrak edememek, anlamamak anlamında kullanılmıştır burada arkadaşlar. Buna şöyle bir çizik koydum. 4'e baktım. Tesisat işlerinden anlamadığı için usta çağırdı. Yani burada da anlamamak, becerememek, o işlere yeteneği olmamak anlamında kullanılmış. O zaman ne diyebilirim? 1 ve 2 de aynı anlamda kullanılmıştır. Cevabım A şıkkıdır. Bu soruda da yukarıda bir tane metin vermiş. Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili 4 tane bilgi vermiş bana. Yargılarından hangisi söylenemez diye bana bir soru yöneltmiş. Metni tamamını bir okuyalım metnin. Dünyadaki teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi iletişim teknolojisini de etkilemiştir. Hızla gelişen teknolojik araçlar insanlar arası etkileşimi ve iletişimi farklı bir boyuta taşımıştır. Ülkelerin sınırlarını, değer yargılarını değiştirmiştir. Bu değişim genel ağ denilen internetle çeşitlilik kazanmıştır. İnternet denilen büyülü dünya insanların yalnızlıklarını ve depresyonlarını milyonlarca insana iletme olanağı sunmuştur demiş. Öncelikle birinci kelimem neymiş? İletişimmiş arkadaşlar. Burada onunla dair hangi bilgiyi vermiş? Bir numaralı sözcük, duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması anlamında kullanılmıştır. Evet, iletişim bu anlamda kullanılmış. İkinci de ne demişti? Boyut kelimesinin altını çizmiş. İletişimi farklı bir boyuta taşımıştır demiş. Burada ne diyor bununla ilgili? İki numaralı sözcük, durum, nitelik anlamıyla kullanılmıştır. Evet, İletişimi farklı bir boyuta ya da iletişimi farklı bir duruma, niteliğe taşımıştır diyebiliyorum. Bu da doğrudur arkadaşlar. 3'e geldim. Bu değişim genel ağ denilen internet ile çeşitlilik kazanmıştır demiş. Değişimin altını çizmiş burada. Bakalım altta hangi bilgiyi vermiş değişimle ilgili. 3 numaralı sözcük, para aracılığı olmaksızın bir nesnenin
dolaysız olarak bir başka nesneyle değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Hayır arkadaşlar, burada takas kelimesini bana ifade ediyor aslında. Cevabım bu yüzden 3 olmalıdır. Saat sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır diye bize soruyu yöneltmiş. Bakalım. Bu hızla Ankara'ya 8 saatte varabiliriz dediğinde burada arkadaşlar günün 24'te birini ifade etmiştir. Birinci anlamım bu. İkinci cümleye baktım. Öğrenciler saati geldiğinde yine sevinçle sınıflarına gittiler demiş. Burada da saati geldiğinde derken vakit anlamında kullanılmıştır. 2 dedim. Üçüncü cümlede de personel yemek saatinde sessizce yerinden kalkıp mutfağa giderdi demiş. Yemek saati de bir işin yapıldığı belli bir zaman anlamında kullanılmış. Yani uyku saati, yemek saati, spor saati gibi. Bu da üçüncü bir farklı anlamım arkadaşlar. 1'i 2'yi 3'ü buldum. O zaman A ve B zaten kafadan gitti, olamaz. Son cümleye de bakayım. Kolumdaki saati etrafındakilere göstermek istercesine sallıyordu derken de burada bir nesne olarak, isim olarak yani varlık olarak kolumuza taktığımız saati ifade etmiştir. Bu da dördüncü anlamdır arkadaşlar. O zaman burada dört farklı anlamda saat sözcüğü kullanılmıştır diyebilirim. Cevap Deniz. Bir grafik sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Okuyalım bizden ne istemiş. Bu öğrencilerden kaç tanesi saymak sözcüğünü verilen tanımlara uygun kullanmamıştır diyor. Şurayı da okuyalım. Saymak sözcüğünün birden fazla anlamı olduğunu öğrenen Selda, Semih, Mukaddes, Ayhan ve Bülent bu sözcüğün 5 farklı anlamını yukarıdaki şekle yazmış ve bu anlamlara gelecek şekilde farklı cümlelerde kullanmışlardır. Öğrencilerin kurduğu cümleler aşağıda verilmiştir diyor. Önce yukarıdakileri okuyalım. Önce maviyle başlayayım. Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak. Yeşilde ne demek? Varsaymak, tutmak, farz etmek. Kırmızıda ne demiş? Arka arkaya söylemek, sıralamak. Turuncuda ne demiş? Ödemek, peşin vermek. Morda ne demiş? Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı dolayısıyla bir kimseye değer vermek, hürmet etmek demiş arkadaşlar. Öncelikle Selda ne demiş bakalım? Yaptığı iyilikler saymakla bitmez. Zor gününde yalnız bırakmadı, arayıp sordu, maddi manevi destek oldu. Buradaki saymak arkadaşlar hangi anlamda? Hesaba katmak anlamında kullanılmış. Hesaba katmak dedim. Yukarıda bu anlamı göremedim. Geldim Semih'e. Düğün yapacakları zaman ev eşyalarına büyük miktarda para saydılar diyor. Ödemek, peşin vermek anlamında kullanılmış. Bir tanesini eledim. Mukaddes ne demiş? Anne ve babasını o kadar sever ve sayardı ki. O zaman değeri ve üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı dolayısıyla bir kimseye değer vermek, hürmet etmek anlamında kullanmış. Mukaddes'te de bir problem yok. Ayhan'a geldim. Hazırlayacağı buket için gönderilen çiçekleri tek tek saydı demiş. Burada da bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden saymak anlamında kullanmış. Bu da var o zaman arkadaşlar. Ayhan'ı da eledim. Bülent'e geçtim. Bu sene de bitti sayılır. Zaman su gibi akıyor. Burada da varsaymak, farz etmek anlamında kullanılmış. Ne demiştik? Selda saymak kelimesini hesaba katmak, dikkate almak anlamında kullanmış. Mesela nasıl kullanabilir başka bu şekilde? Bundan önce söylediklerimi saymıyor musun? Bundan önce yaptıklarımı saymıyorsun gibi örnekleri çoğaltabilirim. Yani cevabım A olmalı arkadaşlar. Çünkü bu öğrencilerden kaç tanesi saymak sözcüğünü verilen tanımlara uygun kullanmamıştır diyor. Selda tanıma uygun kullanmamış. Cevap Adana. Bu soruda bana arkadaşlar bir tane bulmaca vermiş. Bazı işaretler vermiş. Kare, yıldız, yuvarlak yani daire ve üçgen simgeleri verilmiş. Bakalım ne istiyor benden? Dünyanın çevresindeki yörüngelerinde dolanan yerli uydularımız daha çok haberleşme ve gözlem amaçlarıyla kullanılıyor. Bu uyduların gerekli yazılım ve her türlü malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü çatısı altında çeşitli araştırma laboratuvarları kurulmuştur. Tamam, bu bilgi güzel. Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları işte kare, yıldız, daire, üçgen simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz. Önce yerleştirelim, adım adım gidelim. Gereksinim demiş.
karede. Nedir arkadaşlar? Gereksinimin karşılığı ihtiyaçtır. İhtiyaç yazdım. Devam edelim. Yıldız da ne demiş? Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol diğer adıyla mahrek. Yörünge demek istiyor bana. Yazdım bunu da. Tamam, buraya kadar bir sıkıntım yok. Geldim daireye. Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi rasat diyor. Nedir arkadaşlar? Bu da gözlemdir. Bunu da yazdım. Geriye üçgenim kaldı. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim ve iletişim demiş. Nedir bu da? Haberleşme. Yazdım. Bunu da yazdım. Şimdi burada anahtar sözcük diye bir şey de çıktı karşıma. Numaralanmış kutularda yer alan harfler anahtar sözcük bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur diyor. Bakalım. 1'de ne var arkadaşlar? H var. Buraya yerleştirdim. 2'de ne var? A var. Buraya yerleştirdim. 3'te ne var? N harfi var. Bunu da yerleştirdim. 4'te ne var? E harfi var. O zaman cevabım neymiş? Hane olmalıymış. Bu da Bursa'da benim karşıma çıktı. Bakalım bu soru benden ne istemiş? Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak anlamına gelen bir söz kullanılmıştır? Numaralı sözcükleri, cümleleri okuyalım. 1. Edebiyat konusunda dergiler büyük yere sahiptir. Güzel. 2. Türkiye'de birçok yazar ve şair dergilerde doğup büyümüştür. Evet. 3. Dergi çıkarma uğraşı gördüğümüz rüyaları kaleme almaya benzer. Güzel. 4'e geldim. Gerçek olmadığını bildiğimiz ve uyandığımızda hatırlayamadığımız çizgileri belli bir gerçekliği ifade etmek için çizmek. Hangisinde diyor bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak anlamına gelen bir söz kullanılmıştır. Dördüncü cümleye baktığımda arkadaşlar bilmek kelimesini görüyorum. Bilmek kelimesinin sözlükte karşıma çıkacağı ilk anlam neydi? Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmaktı. Bu yüzden cevabım ne olmalı? Dördüncü cümle denir. Buna göre unutmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde altıncı anlamı ile kullanılmıştır diyor. Türkçe sözlükten bir parça vermiş arkadaşlar. Unutmak kelimesinin anlamlarını içeren bir bölümü bana vermiş. Altıncı anlamıyla kullanılmıştır diyor. Altıncı anlamda ne diyor? Hatırdan, gönülden çıkarmak anlamında kullanılmasını istiyor benden unutmak kelimesinin. Bakalım A şıkkına. Elleriyle yaptığı o güzel resimleri çok çabuk unutmuş. Burada arkadaşlar hatırdan, gönülden çıkarmak anlamında kullanılmamış. Bunu elerim. Adana'yı çizdik. B'ye geldik. Yıllar önce ona yaptığım iyilikleri bir çırpıda unutmuş diyor. Evet, burada aslında tam da hatırdan, gönülden çıkarmak anlamında kullanmış. Cevabım Bursa'dır. Diğerlerine bakalım. Dün söylediğin tatsız şeyleri hemen unuttu. Aklımdan çıkarttım. Bağışladım anlamında kullanmış. Eledim. D'ye geldim. Evden acele çıktığımdan telefonu evde unutmuşum. Aklında kalmamak, bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak anlamlarına gelecek şekilde kullanmış diyebilirim. Cevap Bursa. Bu metinde sözü edilen Karaçalı bitkisinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Yani bunlar birer tanım cümlesiymiş. Bunu unutmayalım. Yukarıda metni okuyayım. Karaçalı en sert dikenli ağaçtır. Bu ağacın gövdesinin tamamı en ince dallara kadar kısa üç köşe dikenlerle sıvalıdır. Karaçalı bal renginden karaya dönüşürken dikenleri de sertleşir. Demir çivi gibi olur. Çalının kökleri bir tuhaf köklerdir. Derinlere iner, kıvrım kıvrımdır. Bir karaçalıyı topraktan söküp atmak zor bir iştir. Yapışmıştır toprağa, ayrılmaz. Ağaya baktım. Kökleri derin, sert dikenli, sarı ve tonlarında renklere sahip bir ağaç olabilir arkadaşlar. Bana benzer geldi. Bu bir dursun. B'ye baktım. Derin köklere sahip, sarı ve siyah tonlarında çiçek açan, nemli bölgelerde yetişen bir bitkidir. Hayır arkadaşlar, bana böyle bir bilgi vermedi. Bunu eledim. C'ye baktım. Her tarafı
Her tarafı dikenlerle çevrili, kökleri derin, yaprakları sert bir ağaçtır. Burada her tarafı dikenlerle çevrili diyor ama yukarıdaki metinde bunu söylemiyor. Çok sert dikenli bir ağaç olduğunu söylüyor. Bunu da eledim bu yüzden. D'ye geldim. Baştan ayağa dikenleri olan, sarı çiçek açan, sert kökleri olan bir bitkidir. Hayır arkadaşlar, bu bilgi de yanlıştır. Sarı çiçek açtığını yukarıda söylememiş. Cevabım Adana'dır bu yüzden. Grafikli, tablolu yeni nesil bir soruyla karşı karşıyayız. Bu görselde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır diye sormuş bana. Çevresel performans incelemesi raporuna göre Türkiye demiş. 2008 yılındaki son çevresel performans incelemesinden bu yana Türkiye hava emisyonları, enerji kullanımı, atık üretimi ve su tüketimi konularında ilerleme kaydetti. 11 yılda Türkiye'nin başardıkları ise şöyle. Güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik enerjisinde kurulu kapasite bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri oldu. Güzel. 25 hidrolojik havza tespit edildi ve 25 nehir havzası koruma eylem planı hazırlandı. 2023 yenilenebilir enerji hedefine hemen hemen ulaşıldı. Türk firmaları sera gazının azaltılması için yapılan çalışmalarda aktif şekilde rol aldı. Okul müfredatında çevre ile ilgili konular fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersine entegre edildi. Ağaçlandırma, erozyon denetimi, mera ıslahı ve suni gençleştirme çalışmaları sayesinde orman örtüsü genişledi. Tehlikeli atıkların üretimini azaltarak ilerleme kaydetti. Yenilenebilir enerjinin toplam birincil enerji arzındaki payı OECD ortalamasının üstünde demiş arkadaşlar. Bu görselde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır diyor. A şıkkında öğretim programı demiş. Burada müfredatı kullanmış. Karşılar yanına artı koydum. B'de maddede var olan ısı ışık biçiminde ortaya çıkan güç demiş arkadaşlar. Burada da şu ilk kısımda enerji kullanımı derken enerjiyi kastediyor. Bunun yanına da artı koydum. C'ye baktım. Aralarındaki düşünce veya çıkar ayrılığını karşılıklı ödünlerle kaldırarak uyuşmak. Bu şöyle bir dursun. Bunu bulamadık şimdiye dek. D'ye baktım. Bir şeyi içine alma, sığdırma, sınırı kapsama gücü demiş. Bu şıkka da kapasite derken burada ilk kısımda yine yer vermiş diyeceğim. Buna da yer vermiş. O zaman cevabım C şıkkı olmalı sevgili gençler. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır demiş bize. A. Artık herkes çevre temizliğine daha dikkat ediyor. Burada arkadaşlar çevre kelimesi etraf anlamında kullanılmıştır. Yani gerçek anlamda kullanılmıştır diyebilirim. Şöyle bir dursun diğer şıklara da bakalım. B. O akşam bütün dertlerini arkadaşına döktü derken döktü kelimesi gerçekten bir şeyi boşaltmak, bir şeyi dökmek anlamında kullanılmamıştır. Dertlerini arkadaşlarına anlattı anlamında kullanılmış ve mecazdır arkadaşlar. C'ye baktım. Bunlar hiçbir uzmanın sarf etmediği kof sözler. Arkadaşlar kof demek ne demektir? Genellikle fındık vesaire kuru yemişler için kullanılıyor. Kabuklarının içi boş anlamında bir kelimedir. Sözler ancak kof olmazlar. Boş sözler demeliydi burada. Yani burada kof da mecaz anlamda kullanılmıştır. Denizli'ye baktım. Anlattığı fıkra ile salondaki gergin havayı yumuşattı. Hava gerçekten yumuşamaz arkadaşlar. Burada da mecaz anlamıyla kullanılmıştır yumuşatma kelimesini. Yani benim cevabım Adana şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır demiş. Terim anlamlı sözcük neydi sevgili arkadaşlar? Bir meslek, sanat, bilim dalına ait o branşı ifade eden kelimelerdi. O branşa ait kişilerin anlayabileceği kelimelerdi. Bir, organik varlıklar yaşayan varlıklar değillerdir derken, organik varlıklar derken burada terim anlamlı bir kelime kullanmış. 2. Bunların üreme ve metabolizma dışında yaşamsal özellikleri vardır derken, yine burada şu işaretlediğim kısım terim anlamlı olarak ifade edilebilir. 3'e baktım. Eski zamanlardan kalma ulu bir çınarın arkasına yaslandık diyor. Burada terim anlam göremedim. Şöyle bir işaret koydum, bekleteyim. 4'e baktım.
Fenikeliler Akdeniz'in çeşitli bölgelerinde ticaret kolonileri kurmuşlardır. Arkadaşlar burada mesela koloni kelimesi terim anlamlıdır. Belki Fenikeliler kelimesini bile terim anlam kabul edecek arkadaşlarımız olabilir. Ancak şöyle diyebilirim. Dörtte de terim anlamlı kelime kullanılmıştır. Bunu da eledim. Cevabım bu yüzden ne olmalıdır? Ceyhan. Bu metindeki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi terim anlamda kullanılmıştır? Okuyalım metnimizi. Yürüdüğünüz yer kuru görünmesine rağmen ayakkabılarınız çok geçmeden ıslanıp ağırlaşıyorsa, yerler yosunluysa ve etrafta kız böcekleri uçuşuyorsa bir turbalığın içindesiniz demektir. Turbalıklar ıslak, asit oranı yüksek ve besin oranı düşük topraklardır. Ve bu alanda ölü bitkilerin birikme hızı çürüme hızından daha yüksektir demiş arkadaşlar. Bir toprak türünden bahsetmiş. Bu yüzden turbalık, asit kelimeleri terim anlamlı kullanılmıştır diyebilirim. Ve metnin bağlamına uygun olarak baktığımda hep neyden bahsediyor? Bu toprakları barındıran bir yerden, bir zeminden bahsediyor. Bu yüzden yer kelimesi de terim anlamlı olarak kullanılmıştır bu metinde. Fakat bitki kelimesi terim anlamlı değildir. Cevabım C'dir. Kaç tane? 1, 2 ve 3 tane terim anlamlı kelime vardır. Bu parçadaki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okuyalım parçayı arkadaşlar. Bilim insanları bitkilerin genlerinde gün ışığı süresine, şafak ve alacakaranlık zamanlarına tepki göstermelerini sağlayan bir sistem olduğunu keşfettiler. Bu sistem sayesinde bitkiler gün ışığındaki mevsimsel değişimlere kendi iç saatlerini her gün sıfırlayarak tepki gösteriyor. Gen sözcüğü terim anlamlıdır demiş A şıkkında arkadaşlar. Doğru. B'ye baktım. Zaman sözcüğü çağ anlamına gelecek şekilde gerçek anlamıyla kullanılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Şurada karanlık zaman demiş. Alacakaranlık zamanlarına tepki göstermelerini sağlayan şeklinde kullanmış. Fakat burada çağ anlamıyla değil arkadaşlar. Bursa'yı söyleyemem. Ceyhan'a bakayım. Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık anlamına gelen bir sözcük vardır. Şafak ve alacakaranlık derken burada bundan bahsedebilirim. Bu var. Denizli'ye baktım. Var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak anlamına gelen sözcük bulunmaktadır. Keşfettiler kelimesi buna dair doğru bir kelime arkadaşlar. Bu yüzden ben hangi cevaba yönelmeliyim? Eksi koyduğum Bursa'ya yönelmeliyim cevabım. Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Okuyalım metnimizi sevgili gençler. Duvara dayanmış bir merdiven görürseniz altından geçmeyin. O merdivenin etrafından dolanın. Burada dolanmak kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmış. Eledim. Devam edeyim. Çünkü merdivenin tepesinde ya bir tamirci ya bir boyacı ya da camları silen, cam silmek gerçek anlamda kullanılmış, eledim. Camları silen biri olabilir. Yani başınıza bir çekiç, su kovası, boya kutusu hatta bir adamın düşme olasılığı yüksektir. Merdiven altından geçmenin, merdiven altı derken bu da arkadaşlar gerçek anlamda uğursuzluk getireceği inancı gerçekten batıl inançlar içinde en azından bir işe yarayan tek inançtır. Ancak inancın kökeninde pratikteki faydası ile ilgili olmayan farklı şeyler yatmaktadır derken yatmak kelimesi burada gerçek anlamda bir yatıştan bahsetmiyor bana arkadaşlar. Bir şeyin temelinde, mazisinde bu yer almaktadır demek istiyor. Yani cevabım Denizli olacak. Denizli mecaz anlamda kullanılmış bir kelimedir. Tanımı verilen bu sözcüklerden hangileri terim değildir demiş arkadaşlar. Bire baktım. Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma demiş. Yani burada bir terim vermemiş arkadaşlar. Bir terimin açıklamasını vermemiş. Klasik bir tanım vermiş. Cevaplarım arasında bir olacak mutlaka. İkiye baktım. Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dalları ile ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer. Şimdi bunun içinde belki terim gibi gelen şeyler var size ama burada da bir tanım yapılmış aslında. Bir terimin tanımı değil, genel bir tanım yapılmış. Belki laboratuvarın ya da başka bir mekanın, bir enstitünün
tanımı yapılmış olabilir. O zaman cevaplarım arasında 2 de olacak. 3'e baktım. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. Şimdi burada da genel olarak baktığımda ziraat alanına ait bir terimi vermiş gibi duruyor. O zaman 3'e ben terim anlamlı bir açıklamadır diyebilirim. Ne kaldı geriye? 1 ve 2 benim cevaplarım arasında olacak. Cevabım Ceyhan. Üçüncü metinde tanımı verilen ifade arkadaşlar ziraat alanına ait bir terim olabilir. Bu yüzden cevabım 1 ve 2 diyorum. Tekrar etmekte fayda var. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Sırasıyla okuyup şıklara bakalım. 1. Çiçek hastalığı yüzyıllardan beri bilinen, oldukça bulaşıcı, öldürücü özellikle döküntüyle seyreden bir virüs hastalığıdır demiş. Birinci cümlede virüs sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, terim anlamıyla kullanılmış. Bunu söyleyebilirim. İkinci cümleye bakayım. İlk kez 10. yüzyılda Razi tarafından tanımlanan bu hastalığa belli döküntülerin çiçek gibi olmasından dolayı bu adım verildiği bilinmektedir. BDN demiş. İkinci cümlede döküntü sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar. Döküntünün bir anlamı da gerçek anlamlarından bir tanesi de bazı hastalıklarda görülen çıban leke, uçuk, kızarıklık ve benzeri belirtilerdir. Bu yüzden cevabım Bursa olmalıdır. Diğer şıkları da kontrol ettiğinizde doğru olduğunu göreceksinizdir. Üçüncü cümleye bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteklediği yaygın aşılama çalışmaları sonucu 1980 yılının başlarında çiçek hastalığı dünyada yok edilmiştir. C şıkkında ne demiş? Üçüncü cümlede yaygın sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Evet. Dördüncü cümleyi okuyalım. Dolayısıyla 1980'li yıllarda daha önce tüm ülkeler için zorunlu olan çiçek aşısı uygulaması ortadan kalkmıştır diyor. Dördüncü cümlede zorunlu sözcüğü kesin olarak gereksinim duyulan anlamındadır. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur. Dolayısıyla cevabım Bursa. Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili 4 tane bilgi vermiş. Yargılarından hangisi söylenemez diye sormuş bana arkadaşlar. Metni bir okuyayım. Çok sağlam yapılmış bir bina bile zamanla yıpranabilir. Ama binanın çini bezemeleri sapasağlam kalır. Bu sağlamlık çininin yapımında kullanılan malzemelerden ve yapılış yönteminden kaynaklanır. Ünlü İznik çinileri topraktan değil kumdan yapılır. Kumun dağılmasını önlemek için de cam kullanılır. Külçe olarak üretilen cam pudra haline getirilip kumla karıştırıldıktan sonra kalıplara basılır ve pişmek üzere fırına verilir. Eriyen camın kum zerreciklerini birbirine yapıştırmasıyla yüzyıllarca sağlam kalabilen dayanıklı çiniler ortaya çıkar. Şimdi tek tek numaralanmış cümleleri okuyalım sevgili gençler. Bir numaralı sözcük gerçek anlamından uzaklaşmıştır diyor. Çok sağlam yapılmış diyor. Uzaklaşmamıştır diyor. Affedersiniz. Evet arkadaşlar, gerçek anlamıyla kullanılmış demek istiyor yani. Doğrudur. İkiye baktık. Çini bezemeleri sapasağlam kalır demiş. Bezemeleri altını çizmiş. Ne demiş burada da? İki numaralı sözcük terim anlamlıdır. Hayır arkadaşlar, burada bir terim anlam söz konusu değil. Şöyle bir bekleyelim. Diğer şıklara bakalım. Üç numaralı sözcük parçalanarak yayılmak, ufalanmak anlamında kullanılmıştır demiş. Kumun dağılması, evet dağılma burada aynı anlamda kullanılmış. Şurada altını çizdiğim anlamında kullanılmış. Bu doğrudur. 4 numaralı sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır diyor. 4 numaralı sözcük karıştırmak kelimesi karıştırıldıktan sonra diye devam ediyor. Evet arkadaşlar, gerçek anlamıyla kullanılmış. Benim aradığım cevap nedir? Dolayısıyla Bursa'dır. Verilen açıklamaya göre bu metinlerin hangisinde altı çizili sözcüklerin en az bir tanesi mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Her bölümde arkadaşlar ikişer tane kelimenin altını çizmiş. Ben okuyayım. Mecaz anlam bulduğum an durayım. Tavşan ikide bir böbürleniyor. Kimse benden hızlı koşamaz diyormuş. Sonunda kaplumbağa dayanamamış demiş. Burada arkadaşlar dayanmak kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.
Dayanmak kelimesinin gerçek anlamı bir yere yaslanmak, kendini oraya dayamak anlamındadır. Fakat burada katlanmak olarak mecaz anlamda kullanılmıştır. O zaman cevaplarım arasında bir olacak. İkinci metni okuyayım. Tilkinin iyiliği tutmuş bir gün. Leyleği yemeğe buyur etmiş. Ama demiş ki, tilki bizde misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Meğer tilkinin cimrisi hepsinden betermiş. Bir çorba çıkarmış topu topu. O da sulu mu sulu. Hem nerede getirse beğenirsiniz. Tabakta. Leylek gagasıyla uğraşa dursun. Tilki bitirmiş hepsini bir solukta. Leylek kızmış ama çekmiş sineye. Bir zaman sonra o da tilkiyi buyur etmiş yemeğe. Hay hay demiş tilki. Nasıl gelmem? Ben dostlara naz etmesini sevmem. Buraya kadar bir problem yok. Devam edelim. Tam saatinde gelmiş tilki. Derken yemek sofraya gelmiş. Gelmiş ama nasıl? Kokusunu al, eti arada bul. Dar boğazlı, upuzun bir çömlek içinde, tam leyleğin gagasına göre. Tilki burnunun burgu etse nafile. Kısmış kuyruğunu evine dönmüş. Aç kaldığına mı yansın, bir kuşa rezil olduğuna mı demiş. Burada arkadaşlar yanmak kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. Hayıflanmak anlamı verecek şekilde kullanılmış. O zaman iki de cevaplarım arasında olacak. Üçüncü metnede bakayım. Pençesi dibinde bir aslanın dalgınlıkla bir fare çıkıverdi. Bu fırsatı kullanmadı sultanı ormanın. Fare dokunmayıp bir büyüklük gösterdi. Fareye dokunmayıp bir büyüklük gösterdi. Bu iyiliği boşa gitti sanmayın. Kimin aklına gelir ki bir an? Fareye işi düşer aslanın. Ama o da bir gün dışarı çıktı ormandan. Buraya kadar bir problem yok. Gitti tutuldu bir ağa. Ne çırpınma ne kükreme kâr etmez tuzağa. Bay fare koştu. Dişiyle aslanın ağını öyle bir kemirdi ki ağ söküldü nihayet. Sabırla zamanın yaptığını ne kuvvet yapabilir ne şiddet. Burada arkadaşlar mecaz anlamda kullanılmış bir kelime gözümüze çarpmıyor. Dolayısıyla cevabım ne olacak? 1 ve 2 yani Bursa. Bu yorumların kaç tanesinde mecaz anlama gelen bir sözcük kullanılmıştır şeklinde bana soruyu yöneltmiş. Toplamda 4 tane yorum verilmiş Yaşar Kemal'in romanı için yapılan. Bakalım birinci cümleye. Kalemi insanlığın hizmetinde bir yazar diyor. Arkadaşlar burada kalem kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Burada var. Çizgi koydum yanına. İkinci cümleye baktım. Yaşar Kemal görkemli bir destan akıcılığı içinde tüm ayrıntıları titizlikle yansıtarak dile getirmiş ülkesini. Derken yansıtmak kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Çizgi koydum. Diğerine bakayım. Korkusuz bir toplum eleştiricisidir Yaşar Kemal. Reisiz bir şair. Burada bulamadım. Şu cümleyi bir çizelim. Diğerine baktım. Bir gökkuşağı gibi toprağa hiç dokunmadan bir ufuktan diğerine kayan büyük bir efsane geleneğine dayanıyor derken dayanmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış çizgimi koydum. Diğerine bakalım. Kemal'in Hardy ve Tolstoy ile karşılaştırılmasını sağlayan zengin üslup, konunun zenginliği ve çeşitliliği, sıradan insanların yaşamı ile insanlığın bağlantısı, insanı içine çeken bu romanlarda da aşikar. Burada arkadaşlar içine çeken derken mecaz anlamda kullanılmış bir çizgi koydum yanına. Baş döndürücü bir hızla ilerliyor demiş son cümlede de. Baş döndürücü deyimi burada nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır. Baktığımda toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane mecaz anlamda kullanılmış sözcük vardır. Cümle vardır yani daha doğrusu. Bu yüzden cevabım Denizli sevgili gençler. Bu görselde numaralanmış cümlelerin hangisinde gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır? Toplamda 6 tane kutucuk vermiş arkadaşlar. Hepsini incelediğinizde 3. kutucukta duraklamanız gerekir. Neden? Bakalım. Bu merakı ve babasının desteği sayesinde resim yapmaya başlar derken buradaki destek kelimesi yardım anlamında kullanılmıştır. Desteğin yardım anlamı mecaz anlamdır arkadaşlar. O zaman mecaz vardır burada. Merak mesela gerçek anlamlıdır diyebilirim. Değil mi? O yüzden gerçek de vardır. Devam edelim. Resim yapmaya başlar dedik. Zamanla ışığı, gölgeyi ve perspektifi. Burada ışık, gölge ve perspektif kelimeleri nedir? Terim anlamlı sözcüklerdir. O zaman burada terim de vardır. Ne diyordu bana? Gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır diyor. O zaman cevabım 3 olmalı sevgili. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içerisinde yanlış verilmiştir diyor. Önce yay ayraçları okumadan metni bir tamamlayayım. İnsan
Her gün hoş bir şarkı dinlemeli, iyi birkaç mısra şiir okumalı, güzel bir resme bakmalı ve aklı başında birkaç güzel söz söylemelidir ki günlük yaşamın koşuşturmacası içinde estetik duyarlılığını kaybetmesin demiş. Şimdi hoş ve güzeli vermiş bana yay ayraç içinde anlam olarak. Burada uyum vardır. Şarkı ve türküyü vermiş ikinci alt çizgi kelimede. Parantez içinde türkü vermiş. Şarkının anlamı türkü değildir arkadaşlar. Şarkı yerine türküyü getiremem. Şöyle bir dursun. Diğerine bakalım. Mısra dize demiş. Evet, ya mısra derim ya dize derim. Şiirdeki her bir satıra. Bu da uyumludur. Dörde baktım. Kaybetmesin, yitirmesin demiş. Evet, bunları da birbirinin yerine kullanabilirim. Fakat şarkı ve türküyü birlikte kullanamam. Şarkı biraz daha modern müziğin içerisinde, türkü ise halk müziğinin içerisinde yer alan bir türdür arkadaşlar. Bu cümleye göre o zaman cevabım Bursa olması gerekiyor. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisi bu metinde bulunan sözcüklerden herhangi bir tanesinin zıt anlamlısı, diğer adıyla karşıt anlamlısı değildir demiş. Nefret, cansız, aydınlık ve iyilik kelimelerini vermiş. Metni okuyalım. Bir insan kötü günlerin yaşamın bir parçası olduğunun bilincine varmadıkça insan olmayı başaramaz. Olsa olsa insanı taklit eden işlevsel bir mekanizmaya benzeyebilir. Buna karşın acıyı hissedip kabullenebilenler bireyselliklerini, canlılıklarını ve yaşama karşı duydukları sevgiyi sürdürürler. Diğerleri ise yaşamlarını intikam almaya adayarak karanlığa doğru sürüklenir demiş. Bakalım, A şıkkında nefret demişti. Şurada sevgi kelimesi var. Zıt anlamlısı kullanılmış. Aydınlık demiş B şıkkında. Burada karanlık kelimesi var. Bunun da zıt anlamlısı kullanılmış. D şıkkında iyi kelimesini vermiş. Şurada kötü kelimesini kullanmış. Karşıt zıt anlamlısını kullanmış. Fakat C şıkkında cansız kelimesini vermiş arkadaşlar. Burada da metnin içinde de buna karşın acıyı hissedip kabullenebilenler bireyselliklerini, canlılıklarını şeklinde söylemiş. Canlılık kelimesinin zıt anlamlısı cansız değildir arkadaşlar. Olumsuz bir şeyin zıt anlamlısı olmuyordu. Bu yüzden cevabım C şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır demiş. Bakalım. Kitaplar kitaplığa özensizce yerleştirilmişti. 2. İsteksizce yapılan işler kimseyi mutlu etmez. 3. Kıyafetleri dolaba gelişigüzel yerleştirdi. 4. Herkes işlerini kafasına göre yapıyordu. Burada arkadaşlar özensizce ve gelişigüzel aynı anlama gelecek şekilde neredeyse kullanılan iki kelimedir. Bu yüzden cevabım ne olmalıdır? 1 ve bu metindeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Burada bir takım bilgiler vermiş. Metni okuyalım. Bir zamanlar bir Kızılderili oymağında yaşayanlar meyve ile sebze dışında başka bir şey yemezlermiş. Et olarak da sadece balık yerlermiş. Bir kıtlık olmuş. Sebze ve meyveler olmadığı gibi göldeki balıkların da bir hastalık yüzünden kökü kurumuş. Dağlarda yaban geyikleri çokmuş. Ancak inançlarına göre balık dışında et yenmezmiş. Yöneticiler düşünmüş, taşınmış, yaban geyiğine dağ balığı anlamında bir ad takmışlar. Bundan sonra yaban geyiklerini yemeye başlamış halk demiş. A şıkkında isim sözcüğünün eş anlamlısına yer verilmiştir diyor. Evet, at kelimesini kullanmış, eledim. B şıkkına baktım. Kurumak sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştı. Burada kökü kurumuş diyor. Evet, mecaz anlamıyla kullanılmış, eledim. C şıkkında ne diyor? Bolluk sözcüğünün zıt anlamlısı bulunmaktadır diyor. Evet, kıtlık kelimesi var metinde. Eledim. D'ye baktım. Yakın anlamlısı yemek olan bir sözcük kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bunu metinde bulamıyoruz. Cevabımız dolayısıyla deniz. Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? Bakalım hangi anlam ilişkisi varmış şu ve şunun arasında. Çukurova bayramlığın giyerken, çıplaklığın üzerinden soyarken, birinde giymek, birinde soyunmak anlamında kullanılmış. O yüzden hangi anlam ilişkisi vardır? Zıt anlam ilişkisi arkadaşlar. Bakalım aşağıdaki dizelerde hangisinde zıt anlam ilişkisi bulabileceğim? A'ya baktım. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar diyor. Düşman ve dost zıt anlam ilişkisidir arkadaşlar. Dolayısıyla ilk şıktan
Doğru cevabı buldum. Cevabım Adana'dır. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı bu bulmacada yoktur diyor. Bakalım A şıkkına. İnsan buralarda en çok ailesine özlem duyuyor. Özlem kelimesinin eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Hasrettir. O da şu kısımda bulunmaktadır. B'ye baktım. O hayatı boyunca bir kere bile yalan söylememiş derken hayat kelimesinin eş anlamlısı yaşamdır ve şurada bulunmaktadır. C'ye bakalım. Düşünen kişi özgür olmayı ister. Özgür kelimesinin eş anlamlısı hürdür ve şurada bulunmaktadır. Bunu da eledim. Geriye D kaldı. İnsan doğadan uzaklaştıkça çevresine yabancılaşır demiş. Doğa kelimesinin altını çizmiş. Doğanın eş anlamlısı tabiat olabilir fakat bulmacamızda tabiat kelimesi bulunmadığı için cevabım deniz. Yukarıdaki kutucukların içerisine sözcükler bir anlam örüntüsüne göre yerleştirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu anlam örüntüsüne yer verilmemiştir hangisinde diyor. Şimdi anlam örüntüsünü bulalım öncelikle. İri kelimesini tepede vermiş. Bu tarafında ufak demiş. Bu tarafında büyük demiş. O zaman iri ve ufak birbiriyle zıt anlamlıdır diyebilirim. Buraya zıt dedim. İri ve büyük yakın anlamlıdır. Buraya da yakın diyelim arkadaşlar. O zaman bu tarafta ne olacak yukarıdaki kelimenin zıt anlamlısı? Bu tarafta da yakın anlamlısı. Bakalım. A şıkkı. Akıllı demiş yukarıda. Zıt anlamlısı nedir? Yaramaz olabilir. Tamam. Yakın anlamlısı nedir akıllının? Usludur. Doğrudur arkadaşlar. A'yı eledim. B'ye geldim. Açık. Bir renk olarak açığı düşünürsek eğer koyu olabilir belki ama burada yakın anlamlı olarak kapalıyı vermiş. Bu bana uygun değildir. Cevabım B olabilir. Diğer şıkka bakalım. Esir kelimesini vermiş. Zıt anlamlısı nedir? Özgürdür. Uygun. Yakın anlamlısı nedir esirin? Tutsaktır arkadaşlar. Yani eş anlamlısı da diyebilirim ben buna. Burada da bir problem yoktur. D'ye baktım. Soru kelimesini vermiş. Zıt anlamlısı nedir? Cevaptır. Problem yok. Eş anlamlısı nedir? Sualdir. Burada da bir problem yok arkadaşlar. Buraya yakın anlam dedik ama eş anlamda diyebilirim. O zaman benim aradığım cevap Bursa'ymış. Açık renk olarak düşündüğümde tamam zıt anlamlısı koyu olabilir. Fakat bunu renk olarak düşündüysem kapalı diyemem bunun eş anlamlısına veya yakın anlamlısına. Bursa'da örüntüde bir problem var. Aşağıda verilen sözcüklerin hangileri arasında belirtilen anlam ilişkileri görülmektedir diyor. Yukarıda ne demiş? Birinci ve ikinci sözcükler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Şuraya eş dedim. Şununla şunun arasında eş olacak. Birinci ve üçüncü sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. Yani bununla bunun arasında da zıt anlam ilişkisi olacak arkadaşlar. Bakalım fikir düşünce eş mi? Eş evet. Açık gizli eş mi? Hayır eledim. Yaş ıslak eş mi? Evet. Zengin fukara eş mi? Zıt eledim. Geriye hangisi kaldı? Adana ve Ceyhan. Şimdi zıt anlamlara bakacağım. Yani birinci ve üçüncü kelimelere bakacağım. A şıkkında fikir ve duygu zıt anlamlı mı? Hayır. Bunu da eledim. Geriye ne kaldı? C şıkkım kaldı. Yaş ve kuru zıt anlamlı mı? Evet, zıt anlamlı. Benim aradığım cevap öyleyse C şıkkıdır. Sevgili. Bu görseldeki numaralanmış sözcüklerden kaç tanesi gerçek anlamından uzaklaşmamıştır diyor. Yani kaç tanesi gerçek anlamıyla kullanılmıştır demek istiyor daha doğrusu arkadaşlar. Toplamda 6 tane sözcüğün altını çizmiş. Bakalım Çolpan İlhan'la ilgili olan bu metnimizde hangi sözcükler gerçek anlamından uzaklaşmadan kullanılmış? Ben bütün metni okumadan çözebilirim bu soruyu. Şu altı çizili kelimelere yakın olan cümleleri okursam doğru cevaba ulaşmış olurum. Bakalım İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünü bitiren İlhan okul arkadaşlarıyla Akademi Tiyatrosu adlı bir grup kurarak birçok oyun sahneledi diyor. Bu gerçek anlamından uzaklaşmamış arkadaşlar. Bir burada
gerçek anlamından uzaklaşmadan kullanılmış. İkinciye geldim. Rol aldığı Yalnızlar Rıhtımı filminde Sadri Alışık ile tanıştı. Tanışmak burada gerçek anlamıyla kullanılmış. 20 Ağustos'ta onunla hayatını birleştirdi. İki sanatçının oğlu Kerem Alışık demiş. Burada sanatçı arkadaşlar gerçek anlamıyla kullanılmış. Problem yok. Şuraya geldim. Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan demiş. Burada sinema tabii ki gerçek anlamıyla kullanılmıştır. 4 dedim. Aşağıya bakalım. 25 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında demiş. Burada da gerçek anlamıyla kullanılmıştır. 5 dedim. Devlet sanatçısı unvanını aldı diyor. Buradaki unvan arkadaşlar tabii ki nedir? Gerçek anlamda kullanılmıştır. Cevabım o zaman ne olacak? Altısı da gerçek anlamından uzaklaşmadan kullanılmış. Bu yüzden cevabım Denizli şık. Numaralanmış maddelerdeki sözcüklerle ilgili aşağıdaki tabloda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye sormuş bize arkadaşlar. Yukarıda bir tablo vermiş, yani bir metin vermiş daha doğrusu. Bakalım. Trekking doğa sporlarının en hafif kollarından biridir. Uzun ve yorucu yürüyüşler anlamına gelir. Dilimize İngilizceden geçen trekking sözcüğü İngilizce'de doğal engellerle dolu bir arazi parçasını herhangi bir ulaşım aracı kullanmaksızın yürümek, aşmak anlamına geliyor. Doğa yürüyüşüne çıkmadan önce hazırlık demiş. Bu dört maddeyi hızlıca bir okuyayım. Kamp veya günübirlik yürüyüş yapacağınız bölgeyle ilgili bilgileri derleyin. Doğa yürüyüşleri öncesinde ayak tırnaklarınızın en az bir gün önce kesilmiş olmasına dikkat ediniz. Aksi halde faaliyet esnasında tırnak batması veya kırılma gibi küçük yaralanma olayları ile karşılaşabilirsiniz demiş. Bakalım burada ne demiş A şıkkında? Eş anlamlısı tabiat olan bir sözcük vardır diyor. Doğayı kullanmış. Doğrudur arkadaşlar. Eş anlamlısı tabiat olan bir sözcük vardır diyor. Evet, eş anlamlısı tabiat olan bir sözcük vardır diyor. Yakın anlamlısı tabiat olan bir sözcük vardır diyor. Hadi bunu da belki kabul edebiliriz diyelim. İkinciyi okuyayım. Normal ayak numaranızdan bir numara daha büyük, sert ve kalın tabanlı, mümkünse ayaklarınızı bileklerden saracak boğazlı bir ayakkabınız olmasına dikkat edin. Böylece ayak burkulması riskini azaltacaksınız. Ayakkabı olarak postal ya da bot türü giyilmelidir. Spor ayakkabı ya da su geçirebilecek herhangi bir boğazsız ayakkabı kişiyi zor durumda bırakabilir demiş. Ne demiş A şıkkındaki ikinci kutucukta? Zıt anlamlısı yumuşak ve ince olan sözcükler vardır diyor. Burada sert kelimesini kullanmış ve kalın kelimesini kullanmış. Doğrudur. Sert, yumuşak zıt anlamlısı. Kalın da incenin zıt anlamlısı. B şıkkında ne demiş? Eş ve zıt anlamlısı olan sözcükler kullanılmıştır. Tamam, bunu da kabul ettik diyelim. 2'de ve 3'te de yani C'de ve D'de de arkadaşlar A şıkkında verdiğinin aynısını vermiş. Bunları da kabul ettim. Devam edelim. 3'ü okuyalım. Yürüyüş esnasında hareket kabiliyetinizi engellemeyecek bollukta bir pantolon veya polar alt giyinin. Giysilerinizi seçerken pamuklu ve keten türler yerine sentetik ve yünlü giysileri tercih edin. Bunun nedeni pamuklu giyeceklerin çabuk ıslanması ve ıslandığında geç kurumasıdır. Eğer hava soğuksa termal içliklerden kullanabilirsiniz. Kot pantolon yerine kadife veya yünlü pantolonlar tercih edilmelidir. Kot pantolon vücudu soğuk tutar, ıslandığında bacaklara yapışır ve kolay kurumaz. Şıklara bakalım arkadaşlar şimdi. A şıkkında eş anlamlısı yetenek olan sözcük vardır diyor. Buradaki kabiliyet kelimesini kastediyor. Tamamdır. Yine diğer şıklara bakalım. Yakın anlamlısı değmek olan sözcük vardır diyor. Bunu bulamadık arkadaşlar. Zaten diğer şıklara da bakalım. Zıt anlamlısı dokunmak olan sözcüğe yer verilmiştir. Bunu da bulamayız. Yakın anlamlısı değmek olan sözcük vardır diyor. Bunu da bulamadık diyelim arkadaşlar. Devam edelim. 4'ü okuyalım. Sırt çantanızı mutlaka akşamdan hazırlayın. Sabah evden ayrılmadan önce mutlaka kahvaltı yapın. İhtiyaç hissetmeseniz de mutlaka bol su için demiş. Bakalım A şıkkında 4 için ne demiş? Zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır diyor. Akşam
ve sabah kelimeleri zıt anlamlıdır. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur. O zaman cevabım A şıkkı olmalı. Dördü elerim, zıt anlamlısı zaman olan sözcüğe yer verilmiştir diyor. Zamanın zıt anlamlısı zaten yoktur arkadaşlar. Bunu eledim. B elendi diyebilirim. C'ye baktım. Zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır. Tamam bu doğru ama C'yi elemiştik. Bu da gitti. Yani üçüncü cümleyi elemiştik. Bunu da eledim. D'ye baktım. Zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır diyor. Tamam bu doğru ama yine şurayı elemiştim. Bunu da eledim. Cevap A'dır.